Merhabalar. 8. sınıf geometrik cisimlerle ilgili iki tane zor sorumuz var. Güzel soru. Çocuklar genellikle böyle karınca sorularını yapamıyorlar. Karıncanın bir yerde yürüdüğü sorular. Şimdi bunu çözeceğiz. Soruda diyor ki aşağıdaki kare prizma şeklinde bir kutu ve bu kutunun A noktasında duran bir karınca var. Şurada A noktasında. Kare prizma şeklindeki kutunun ayrıt uzunlukları işte 5, 5, şurası 7, işte şuralar 5. Şeklindedir diyor. Şimdi bu karınca diyor ki B noktasına en kısa yoldan ulaşması için alması gereken yol nedir diyor. Şimdi bu böyle sorularda bu şekilleri açmamız lazım. Şimdi önce şöyle bir açacağımızı düşünelim. Şimdi iki türlü açacağız. Birkaç tanesini deneyeceksiniz. Cevap nasıl çıkıyor ona bakacaksınız. Şimdi mesela diyelim ki şuraya bir C noktası desem. Şuraya da mesela K noktası desem. Şuraya da D noktası desem. Şimdi ben buradaki BK'yı şu tarafa doğru şöyle açsam, şuraya doğru getirsem mesela. Buraya doğru getirdiğim zaman ne olacak? Şurası 7, şurası da 7, şurası da 5. O zaman bu karınca, şu B noktası tabii artık buraya geldi. Bu karınca şöyle bir yol alacak. Bu da dikkat ederseniz 5, 12 ve 13 üçgeni olacak. Yani 13 santimlik bir cevap direkt çıkıyor. Şıklarda da var ama başka kısa yol var mı? Bunlara bakacağız. Şimdi bir de şöyle açmaya çalışalım. Diyelim ki şuraya C noktası diyelim. Şimdi ben bu BC'yi şöyle bu BC'yi alsam şöyle yana doğru katlasam havaya doğru. Yani şu şekilde şuranın üstüne şöyle katlasam. Şurası tabii böyle gözüktü biraz. Şimdi ne oldu? Evet, C noktam şuraya geldi. Şöyle biraz soruyu aşağı indireyim. Şurası C noktam oldu. Şurası da artık yeni B noktam oldu. O halde şimdi uzunlukları yazalım. Şimdi baktığımız zaman şu BC arası zaten 7 idi. Şurası 5'ti. Şurası da 5. Şimdi bu karınca bu A'dan B'ye şöyle bir Pisagor bağıntısı şeklinde gidecek. Tabii ben şuradaki uzunluk da aslında 5 de yandan görünümü diye şuradaki uzunluktan sanki kısaymış gibi görünüyor. Burada da dikkat ederseniz şöyle bir yine üçgen oluştu. Şurası 7 pardon orayla işimiz yok. Pardon şurası 7. Şurada da ne var? 10 var. O zaman şu üçgende yani şöyle bir daha göstereyim. Şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım ben. 7'nin karesi 49, 10'un karesi 100 eşittir benim istediğim x'in karesi. Yani buradan x eşittir kök içinde 149 çıkacak. Kök içinde 149 13'ten daha küçük olduğu için cevabımız bu olacak. Yani soru biraz gıcık bir soru. Yani şu tarafa doğru açtığınız zaman yanlış cevap çıkıyor. Bir tane daha soru var onu da çözelim. Diyor ki aşağıda verilen eş küplerden 11 tanesi sarı, 16 tanesi maviymiş. Burada 11 tane sarı, 16 tane mavi var. Zaten burada 27 tane küp olmak zorunda. Diyor ki buna göre kübün yüzeylerindeki sarı alanların tüm alanı oranı en çok kaçtır diyor. Önce biz bir tüm alanı bulalım. Şimdi baktığımız zaman şöyle bana doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzey var. Bu 9 tane yüzeyin arkasında da 9 tane yüzey var arkada. Sonra sağa doğru bakan 9 tane, sola doğru bakan 9 tane, yukarıya doğru bakan 9 tane, aşağı doğru bakan 9 tane. Yani 6 tane 9'dan 54 tanelik bir yüzey alanım var benim. Şimdi sarılara bakacağım. Şimdi hem sayacağım hem de bakacağım. Öncelikle şuradaki köşedeki sarıdan mesela şu köşedeki sarılara bakıyorum. Şimdi bunların 3 tane yüzey alanı var. Mesela bakın neresi yüzey alanları göstereyim. Birisi burası, birisi şurası, birisi de şu tarafa bakan yer. 3 tane yüzey alanları var. Bu 3 tane yüzey alanları olan yerlere hemen şöyle 3 yazıyorum. 3 tane burada var, 3 tane burada var, 3 tane burada var, 3 tane burada var, 3 tane bu aşağıda var, 3 tane bu yukarıda var, 3 tane de burada var. Ve bunun da yine aşağısında yani şunun aşağısında da 3 tane daha var. Şimdi bunlar üçlü olanlar. Üçlü olanlar kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçlü var. Yani bir kere bir 24 tane yüzey alanı yakaladım. Devam edelim. Şimdi bakalım şuradaki yerde 2 tane yüzey alanı var. Daha sonra şimdi burada tabii görünmeyen sarılar var. Şimdi sarıların sayısına bir bakalım kaç tane oldular. Şimdi birinci sarı, ikinci sarı, üçüncü sarı, dördüncü sarı, 5, 6, 7, 8, 9, 10 altında da var. Şimdi 11. sarıyı ne yapacağım? Yüzey alanı çok olsun diye şunun tam arka tarafına koyacağım. Yani iki tane yüzey alanı olsun diye. Bunun tam arka tarafına koyacağım. Şimdi şurada bir ikili yüzey alanım var demiştim. Bunun tam çaprazında yani şu 3'ün bir altında bir ikili yüzey alanım daha var. Daha sonra evet kaç tane oldu şimdi? 24'tü. 4 de buradan geldi. 28 oldu. Bir de şunun
tam arka tarafına bakan yere bir sarı koydum. Buradan da iki tane yüzey alanı geldi. Toplam yüzey alanım ne oldu? 30 oldu. Bu oranda 5/9 yapar.